Ankara BTK binasında şu anda farklı bir yayındayız. Siber güvenlik konularında uzman Minhat Çelik'le beraberiz. Merhaba. Merhabalar. İçinde bulunduğumuz organizasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle konunun siber güvenlik stratejisi olması çok önemli. Uzun zamandır biz siber güvenlik dünyasını takip eden insanlar olarak Türkiye'nin yeni siber güvenlik stratejisini bekliyorduk. Geçtiğimiz aylarda yayınlandı ve üzerinden 3-4 ay sonra da bugün burada stratejinin değişik boyutlarını konuşmak için farklı kamu kuruluşlarından, özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği bir etkinlikteyiz. Bu bence bu dönemde özellikle başarılması zor bir organizasyon. Onun için organizatörlere teşekkür ederim. Hem konu seçimi hem de böyle bir başarılı organizasyon için. Peki bu yeni strateji içerisinde neler var? Şimdi öncelikle siber güvenlik stratejisi neden önemlidir? Ülkelerin milli güvenlik siyasetleri vardır, stratejileri vardır ve bunlar uzun yıllardaki ülkenin gideceği yolu belirler. Fakat siber alanda değişimler çok daha hızlı geliştiği için fiziksel alana göre veya diğer muharebe alanlarına göre buradaki stratejinin daha sık bir şekilde belirlenmesi gerekir. Onun için diğer ülkelere, Türkiye'ye de baktığımızda 3 ya da 4 yıl arayla ülkelerin siber güvenlik stratejilerini yeniden yayınladıklarını görüyoruz. Bu birincisi uluslararası kamuoyuna bir mesajdır. Siber güvenlik konusunu ben stratejik açıdan önemli buluyorum. Milli güvenliğimin bir unsuru olarak görüyorum. Dolayısıyla bu konuya önem verdiğim için ben bunu strateji belgesi açıklıyorum der bir ülke strateji belgesi açıklarken. Genellikle birkaç ülke hariç hepsinin İngilizce metinleri de internette bulunur. Aslında bu bir anlamda dışa yönelik bir mesajdır. İçeriye yönelik ise devlet kurumlarına şu mesajı verir. Siber güvenlik açısından gerekli adımlarınızı atın. Çünkü bu konuya ben önem veriyorum. Dolayısıyla siber güvenlik stratejisinin yayınlanmasında yaşanan herhangi bir aksaklık bu mesajının verilmesine gecikmeye veya acaba bir sorun mu var sorusunun kafalarda uyanmasına neden olur. Siber güvenlik stratejisiyle ilgili değinmemiz gereken bir başka nokta da stratejinin kapsadığı yıllar içerisinde stratejinin bir İngilizce deyimiyle review'ının yayınlanması. Yani o zamana kadar 2 yıl mı geçti? 2 yıl içerisinde stratejide belirlenen hedeflerde hangi adımlar atıldı? Biz ne kadar yol kat ettik? Neleri yanlış yaptık? Veya 2 sene önce belirlediğimiz hedeflerden bazıları bugün gereksiz hale gelmiş olabilir. Bunları revize edelim mi, edilmeyelim mi diye bir tartışma ortamının oluşturulması gerekir. Ben eSafe'deki bu strateji eksenli etkinliğin, strateji konulu etkinliğin önümüzdeki yıllarda tekrarlanmasını bu açıdan da faydalı görüyorum. Bizim 2020'de yayınladığımız stratejiyi 2022'de tekrar ele alırız. Kimler neler yaptığını ortaya koyar. Eylem planıyla ne kadar uyumlu bir şekilde gidildiğini herkes konuşur ve yapılması gerekiyorsa yeni revizeler yapılır. Peki siber güvenlik anlamında hareketler bu kadar çok hızlı mı değişiyor? Kesinlikle çok hızlı. Yani her sabah uyandığınızda yeni bir şokla karşılaşabilirsiniz. Öyle ki artık bunu şok olarak adlandırmaktan vazgeçersiniz. Çünkü o artık hayatınızın bir parçası haline gelmiştir. 150 bin kişinin kişisel verilerinin çalınması artık rutin bir hale gelmiş olabilir Türkiye'de. Siber saldırganların çünkü nispeten rahat hareket edebildiği bir ortamdan bahsedebiliriz. Diğer ülkede de yani siber alandan genel olarak bahsediyorum. Bu Amerika'da da aynı, Avrupa'da da aynı, İngiltere'de de aynı. Dolayısıyla çeviklik buradaki asıl anahtar kelimedir diye düşünüyorum. Peki siber güvenlik konusunda kalkanlar nasıl oluşturuluyor? Teknik açıdan buna benden çok daha yetkin cevaplar verecek insanlar vardır Türkiye'de. Dediğim gibi teknik uzmanlık gerektiren, aynı zamanda da bir saldırgan zihin yapısına sahip olmanın gerektirdiği bir mesele. Çünkü saldırganın nereden, nasıl, hangi yolla saldıracağını bilirseniz veya tahmin edebilirsiniz, o konudaki bir içgörünüz, öngörünüz varsa sistemlerinizi daha güvenli hale getirirsiniz. En kötü ihtimalle bir saldırıdan sonra sistemin yeniden ayağa kalkmasına yönelik kafanızda bir senaryo olur. Peki bu saldırganları hacker olarak adlandırabilir miyiz? Bu konuda bir tartışma var. Hacker çünkü 1990'lardan bu yana olumlu anlam ifade eden bir kelime olarak kullanıldı. Adeta siber alandaki, dijital dünyadaki Robin Hood'lar olarak görüldü hackerlar. Çünkü özellikle hacktivist saldırılara baktığımızda
hantal işleyen, adaletsizliğiyle ön plana çıkan kişi, kurum, kuruluş, devletlerin sistemlerine yönelik saldırılar düzenlendi. Dolayısıyla bir hackerlık kültürü vardır. Yani bir şeyi farklı yapabilmektir aslında hacker olmak. Hacker eşit değildir bence saldırgan. Saldırganın teknik kapasitesi, farklı düşünme kabiliyeti bu kadar yetkin olmayabilir, bu kadar gelişmiş olmayabilir. Saldırgan bunu para kazanmak amacıyla yapabilir. Saldırgan bunu bir ideolojik fayda sağlamak için yapabilir. İdeoloji, inandığı ideolojiye yarar sağlamak için yapabilir. Çeşitli şeyler olabilir ama hacker dediğimiz şeyin ben hala olumlu bir anlam taşınması gerektiğini düşünüyorum bugünümüzde de. Peki size göre bu açıklanan siber güvenlik programı diyeyim, bu olumlu mu? Nasıl sizce? Dünya standartlarına uygun mu? Siber güvenlik stratejisinin başta da belirttiğim gibi açıklanmış olması bir kere önemli bir durum. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Kurum ve yapıların yetki alanları değiştiği gibi farklı kurumlar da ortaya çıktı. Aslında aynı alanlarda çalışma yürüten. Dolayısıyla bu yetki karmaşasının olabileceği, yetki karmaşası ihtimalinin olabileceği bir ortamda böyle bir dokümanın ortaya konulması başlı başına bence bir başarıdır. Yokluğu çünkü çok büyük bir eksiklik olacaktı. Eylem planı genellikle halka açıklanmıyor. Bunu internette bulamıyoruz. Son iki seferdir yanlış hatırlamıyorsam siber güvenlik eylem planını bulamıyoruz. Aslında bizim orada somut adımlar atılması, hangi somut adımların atılacağı eylem planında yazar. Ama strateji açısından 2012-2013'ten ilk yayınlanan stratejiden itibaren bir tutarlılığın olduğunu görüyoruz. Yine istihbarat paylaşımı, yerli milli ürün geliştirilmesi ve kritik altyapıların korunması ile milli güvenliğe, siber güvenliğe entegrasyonu önemli konular altında yer alıyor. Bu bir tutarlılık ve süreklilik göstergesi olarak değerlendiriyorum. Peki Mirhan Bey, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Abi